Maltepe Belediyesi Altıntepe Sosyal Tesislerinden herkese merhaba. Burası bizim için çok kıymetli bir tesis. Çünkü burayı kıymetli yapan aslında gelen vatandaşlarımızdı. Buraya en çok rağbet gösteren 65 yaş üstü vatandaşlarımız oldu bugüne kadar. Umarız en kısa zamanda tekrar buluşacağız. Maltepe Belediyesi Altıntepe Sosyal Tesislerinin yemeklerini de Kadın Girişimcilik Mutfağı gerçekleştirmekte. Bugün yemek tarifleriyle birlikte olacağız. Kadın Girişimcilik Mutfağı'nda personelimizle birlikteyiz. Sosyal Tesisler Müdür Yardımcısı Gülşah Hanım ve burada eğitim görmüş olan Oksana Hanım var. Bugün bize ne yapacaksınız? Önce onu sorayım. Bugün sizler için bizim sosyal tesislerimize de çok sevilen yulaflı çikolatalı bir kurabiyemiz var. Onu yapacağız. Evet, biz de zaten çok seviyoruz, sıklıkla yiyoruz. Önce tarifle başlayalım. Evet, tarifimiz... Öncelikle 100 gram tereyağımız var. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı yulaf, yarım su bardağı un, bir yumurtamız var, yarım çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tarçın, 2 çorba kaşığı kırık çikolata, son olarak da 2 çorba kaşığı pide bademimiz var. Mutfağımız 2015 yılından beri var. İlk öncelikle burası bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Biz burada aşçılık ve pastacılık eğitimleri verdik hanımlarımıza. Özellikle iş hayatına atılmak isteyen, ihtiyacı olan hanımlarımıza. Burada verdiğimiz eğitimler sonucunda sertifika alan hanımlarımızın bir kısmını mutfağımızda istihdam ettik. Bir kısmını yönlendirdik başka iş yerlerine. Teşekkür ederiz. Peki günlük kapasitesi nedir? Nerelere hizmet ediyor? Bu sosyal tesiste bildiğim kadarıyla buradan... Değil mi? Ürünler buradan çıkıyor. Evet. Burada bir sosyal tesisimiz var. Küçük Yalıtık Merkezi altında bir sosyal tesisimiz var. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir tane kafemiz var, kantinimiz var. Burası 500 kişiye hizmet edebilecek kapasitede bir mutfak. Ama biz burada günlük minimum 250 kişiye kendi personelimizle dahil yemek çıkarıyoruz. Onun haricinde sosyal tesislerde sattığımız bütün ürünlerin hamur işleri, yemekler olan, mevcut olan bütün ürünleri de burada hanımlarımız ve ustalarımız eşliğinde yapıyoruz. Peki mutfakta bugüne kadar kaç kadın eğitim aldı? Mutfağımızda projemiz başladığından beri yaklaşık 250 tane hanımımız hem pastacılık hem aşçılık eğitimi aldı. Bir kısmı bizim mutfağımızda ve sosyal tesislerimizde çalışıyor. Bir kısmı da kendi bulduğu işlerde ve bizim yönlendirdiğimiz işlerde çalışıyorlar. Çok güzel. Sanırım Oksana Hanım da onlardan bir tanesi. Evet. Hazır mısınız Oksana Hanım? Hazırım. Tamam. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Şimdi şekil vereceğiz hamurları. Tamam. Ortasında 40 gram bir kurabiye çıkıyor. Buradan 12 adet çıkıyor, değil mi? 12 adet çıkması gerekiyor, evet. Kurabiye şekilleri bitirdik. 12 tane çıkmış. Şimdi onları fırına atacağız. 170 derece 15 dakika. Evet, 170 derecede 15 dakikada pişen kurabiyelerimiz şimdi çıkıyor. Mis gibi de kokuyor. Kurabiye çıktığı zaman da fırında 10-15 dakika beklemesi gerekiyor, çok yumuşak olduğu için. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ne diyoruz? Evde kal, sağlıklı kal. Evet.